Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Aziz Hocam'a misafir olduk. Aziz Hocam kendisi 21 Diyarbakır Kursa Güvercin Severler Derneği'nin asıl üyelerinden biri. Bugün kuşlarının aşı işlemini yapacak. Bizi davet etti sağ olsun. Biz de geldik yanına. Şu an çaylarımızı içiyoruz. Çaylarımızı içtikten sonra uçum kümesini görüntüleyip kuşların aşı işlemine geçeceğiz. Öncelikle bir Aziz Hocam'ı soralım. Aziz Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz hocam. Nasılsın? İyidir, teşekkürler hocam. Siz sormalı, iyisiniz inşallah. Sağ olun, bize kapılarınızı açtınız. Biz de geldik buraya. İnşallah güzel bir çekim olur, güzel bir çekim yaparız. Ve güzel bir sunum gerçekleştiririz. İnşallah olur. Aziz Hocam bize aynı zamanda aşının faydasını, aşının nasıl yapıldığını, hepsini bizzat uygulamalı bir şekilde gösterecek. Ve siz değerli arkadaşlar da bunlara şahit olacaksınız. Şimdi Aziz Hocam'ın bir yarışan kuşlarına bir bakalım. Şöyle kuşlar. Bunlar. Kuşları görüyorsunuz. Maşallah kuşlar gayet sağlıklı. Birazdan aşı işlemini yapacak. Hepsini kufaya koyacak ki hayvanlar yıpranmasın. O şekilde güzel bir aşılama işlemi yapacak. Ben şöyle kuşları size göstereyim. Kümesin düzeni bu. Bu normal kümesi. Şimdi size yukarıdan uçum kümesini de göstereceğim. Kuşların nereden girdiğini, nasıl salındığını onları da size göstereceğim. Kümesin dizaynını görmüş olacaksınız. Böyle güzel bir şekilde onları da size gösterelim. Şurada da iki tane ufak yavru var. Şişlerin arkasında çıkmış. Maşallah diyelim. Bayağı bir erkek. Kuşlar bayağı bir erkek. Bu şekilde şöyle görüyorsunuz. Kuşlar hepsi hemen uçum alanına gittiler. Görüyorsunuz. Şimdi birazdan yukarı salım kümesini de göstereceğim sizlere. Ondan sonra aşılama işlemine geçeceğiz. Şimdi salım kümesine geldik. Burası Aziz Hocam'ın yarıştaki salım yeri. Şöyle onu size güzel bir şekilde göstereyim. İki kümesten oluşuyor salım yeri. Erkek ve dişileri ayırmak için yarış sırasında hayvanlar yumurtaya falan düşmesinler diye. Şöyle güzel bir şekilde size göstereyim. Bakın böyle görüyorsunuz. Hep dinlenmeliklerden oluşuyor. Şöyle alanı bu. Bu da diğer yeri. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde sepetlerden yapılmış. Şöyle bu da takanın, kuşların çıkış yeri. Şu an kilitli. Şu da kuşlarımızın giriş yeri. Şöyle görüyorsunuz buradan giriyorlar. Bir tane Arap dışarı çıktı. Hemen takayı biraz aşağı indireyim. Gelip içeri girsin. Şöyle kenara çekeyim. Çektim kenara. Şimdi gelir girer içeri o da oradan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi salım kümesi, yarış kümesi bu arkadaşlar. Aziz Hocam'ın şimdiden kendisine önümüzdeki 2021 yarışında başarılar diliyorum. Ve birazdan aşılama işlemine geçeceğiz. Aşılama işlemine geçmeden önce siz değerli arkadaşlara aşılarımızı gösterelim. 3 tane enjektör bu şekilde görüyorsunuz. 3 enjektörümüz mevcut kuşlarımıza. Bunların sisini ayarlayıp bir şekilde vuracağız. Daha yeni buzdolabından çıkarıp getirdik. Çünkü bozulmasın diye muhafaza etmemiz gerekiyor. Şimdi sözü Aziz Hocam'a bırakacağım. Aşının yapılmasındaki amaç ne? Bu aşının faydaları ne? Niçin yapılır? Aziz Hocam bize kısa bir şekilde bir bilgi verecek. Ve ondan sonra aşılama işlemine geçeceğiz. Evet Aziz Hocam, bu aşıyı yapmanızdaki neden ne? Ne aşısı bu? Onu bir kısaca bize anlatır mısın? Evet. Bu süt aşısı, süt aşısını enseden deri altında kullanıyoruz. Evet. Kuşlarımızın sağlıklı bir şekilde bir sezon geçirmesi için, evet. Sağlıklı bir şekilde bir sezon geçirmesi için kullanıyoruz ve herhangi bir hastalığa karşı tedavi amaçlı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kuşların bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için ve hastalıklara karşı dirençlerinin yüksek olması için yapılan bir aşı. Aziz Hocam'ın demek istediği o. Şimdi kuşlarımıza yavaş yavaş yapmaya geçelim Aziz Hocam. Şöyle aşıyı biraz kenarda tutalım. Şey olmasın. Ben tek tek kuşları çıkarayım. Bu işlemi beraber yapalım.
bu işlemi beraber yapalım. Şöyle bir tane kuşumuzu elimize aldık arkadaşlar. Evet, ikisisi kullanıyoruz. İkisisi kullanacakmış. Ben şöyle kuşu tutayım. Aziz hocam görünüyor değil mi? Evet, güzel. Güzel bir şekilde. Evet, şöyle yakınlaştır. Şöyle yakınlaştır işlemi. Kamerayı yakınlaştır arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde görsünler. Hatalı bir işlem yapılmasın. Şöyle görüyorsun. Enseden deri altı işlemi bu. Hafif bakın görüyorsunuz. Aman incitmeden. Evet. Evet, iki sisi bıraktı. Şöyle biraz ufalayalım mı? Yok, gerek yok. Dağılsın diye. Ufalamaya gerek yok. Gerek yok. Kendisi dağılıyor. Şöyle işlemi yaptık. Kuşumuzu içeri bırakalım değil mi? Evet. İçeriye bırakalım. Evet, yukarı mı bırakalım? Yukarı. Tamam. Tamam, onu sıkıntı yok. Şunu bırakayım mı? Tamam, evet, onu da uçuş kümesine bıraktık. Şöyle şimdi bir diğer kuşumuza geçelim. Şöyle güzel bir şekeri postağı var. Bunu bir çıkaralım size. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi onun aşı işlemini yapacağız. Onun aşı işlemini yapacağız şimdi. Evet. Şöyle arkadaşlar bir daha bakın. Bakın. Yapan arkadaşlara şimdiden bunu söyleyeyim. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Boyun damarlarına denk gelmemesi için. Deri altına önce ineği hafif katıyorsun. 1 santim veya yarım santim girecek şekilde 2 sisi enjekte ediyorsun ve ondan sonra bırakıyorsun kuşu. Gayet doğal bir şekilde hayvanı incitmeden, yıpratmadan ve şöyle yerine bırakıyorsun. Kuş gidiyor arkadaşlar. Siz değerli arkadaşlara tavsiyem, bu aşı işlemini yaptığınız zaman kuşlarınıza muhakkak uçmamalarını sağlayın. Uçmasınlar. Bu aşı işleminden sonra kuşlarınızı kapatın. Kuş aşı bir güzel kuşun bütün vücuduna dağılsın. Kuş o uyumunu sağlasın. Çünkü neticesinde bütün aşılar bakteri taşır ve kuşun vücuduna bakteri enjekte edilir. Ve gelen diğer süreçlerde gelen bakterilere daha dağınıklı olabilsin diye yapılmasındaki amaç bu. Bir de genellikle yapılmasındaki amaç bu. Şöyle gördünüz. Aşı yapma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Aziz hocam bu kaç ayda bir yapılan aşı? 6 ayda bir yapılan bir aşı bu. Bir tane. Her 6 ayda bir tekrarlanması lazım. Her 6 ayda bir kuşların bu aşıyı yapması lazım. Yapılması lazım kuşlara. Şöyle siz değerli arkadaşlara bunları da gösterdik. Böyle bilgileriniz bu yönde, bilgilerimizi bu yönde siz değerli arkadaşlara aktardık. Evet, bir tane kuşumuzun da yaptık. Şöyle hemen yerine gitsin. Aşılama işlemimiz bitti. Siz değerli arkadaşlara da aşılama nasıl yapılır? İnşallah detaylı bir şekilde bilgi vermişizdir sizlere. Siz de görmüş olduğunuz gibi aşılama işlemi bu şekilde yapılıyordu. Ve buradan videomuzun sonuna gelirken Aziz hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz hocam teşekkürler. Bizi davet ettin. Biz de geldik. Çekimimizi yaptık sağ olsun. Bizi kırmadı. Ve burada videoya son vermeden önce siz değerli arkadaşlardan ricam videolarımızı izleyip beğenilerinizi sunmanız ve kanalımıza desteğinizi sunmanızdır arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi seyirler dilerim.